Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar market alışverişi telaşı düşerken artan fiyatlardan dolayı bu yıl poşetler biraz daha az dolacak. Da Geçtiğimiz yıla göre %100'ün üzerinde artan fiyatlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Sakarya şubesi Başkanı Engin Tumbas, artan gıda fiyatları aracılar, fırsatçılar ve çözüm önerileri üzerine konuştu. Son aylarda gıda fiyatlarının %10-15 oranında gerilediğini ifade eden Başkan Tumbas, aracıların tedarik zincirlerinde önemli bir yer olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2-3 aydır da ciddi oranda bir düşüş var. %15 civarında bir düşüş var özellikle yağ ve e, un fiyatlarında. Bu fiyatlar dolar bazlı ve bu emtia krizinden dolayı yukarı yönünü geçen yıla göre seyrediyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel bazı fiyat sabitlemeye gidildiğini ifade eden Tumbas yaklaşık 15-20 gün kadar tüm ürünlerde fiyat sabitleme yaptıklarını söyledi. Burada bazı fırsatçılık noktasında da bazı girişimler var. Bunun biz de takipçisiyiz. Ticaret Odası olarak da bununla ilgili Hatta geçen ay bizim yerel bazlı üyelerimizle birlikte fiyat sabitlemeye gittik. Yaklaşık 15-20 gün kadar tüm ürünlerde fiyat sabitleme yaptık yerel zincirlerimizde. Bu anlamda kamuoyuna da bu noktada fikir vermek lazım. Yani fiyatların bu fırsatçıların elinde artmasını engellememiz lazım. Tumbaz en büyük fiyat geçişinin nakliyede olduğunu ancak aracıların tedarik zincirlerinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Şu an en büyük fiyat fiyat olayı, fiyat geçişi nakliyede, navlunda. Mesela biz Hatay bölgesine, Mersin bölgesine buradan tır çıkarttığımızda yaklaşık 30-40 bin liralara çıkan bir afaki rakamlar var. Yani bu nakliyeler aynı şekilde Mersin limanından ya da Antalya bölgesinden gelen kuru bakliyat ve yaş meyve sebzede de bize üstüne koyuyor. En büyük bence maliyet girdisi burada navlun fiyatlarında oldu. Yani nakliye fiyatlarında oldu. Onun haricinde bu aracıları ev, elbette ki aracılar daha az kar etsin, daha fazla bizde tüketiciler daha iyi sirkülasyon yapsın istenir ama bu aracılarsız da bu sistem yürümez. Burada en büyük maliyet girdisi nakliye. Çözüm konusunda önerilerde bulunan Başkan Tumbas şunları söyledi. Doğru tarım yapmamız, mesela tarımsal faaliyetleri artık daha entegre sisteme getirmemiz, bizim mesela yine ticaret ve sanayi odası olarak düşünülen Gv pomukova bölgesindeki tarımsal bir organize sanayi bölgesi hesap düşünülüyor. Böyle doğru tarıma teşvik edecek, daha verimli ürün üretebileceğimiz, bu şekilde de maliyetleri düşürebileceğimiz bir sisteme geçmemiz lazım. Mesela çiftçilikte de